Kamu bankalarının emeklilere ödediği promosyon tutarları 8-12 bin lira aralığına çıkarılmıştı hatırlayacaksınız. Özel bankalardan nasıl bir adım gelecek o da merakla bekleniyordu. O adım geldi. Zamlı promosyon rakamları açıklandı. Emeklilere verilen promosyon 17 bin lirayı buldu. Sosyal Güvenlik Kurumu 19 bankayla bir protokol imzalandı. Kamu bankalarından daha düşük promosyon kalmadı. Kamu bankalarında emeklilere ödenen promosyon tutarlarının 8-12 bin lira aralığına yükseltilmesiyle gözler özel bankalara çevrilmişti. Onlardan da beklenen hamle geldi ve promosyon tutarlarına zam yapıldı. Şu anda bir özel bankada bir emekliye ödenecek en yüksek promosyon tutarı son açıklamalara göre 17.500 lira. Bazıları 8-12 bin rakamında sabit kaldılar. Ama bazı bankalarda da gördüğünüz gibi 15 bin dolara hatta ek şartlarla birlikte 17.500 liralara çıkan rakamlar görüyoruz. Ben bu rakamların biraz daha artacağını da düşünüyorum. Özel bankaların çoğu promosyon ödemelerini ek şartlarla artırıyor. Mesela bankalardan bir tanesi otomatik fatura ödeme talimatına da artı 3 bin lira tanımlıyor. Bir başkası 5 tane otomatik ödeme talimatı ile birlikte 2.500 lira da para puan tanımlıyor. Peki bankasını değiştirmek ya da çalıştığı bankadaki yeni promosyonu almak isteyen emekliler ne yapacak? Mesela emeklimiz 2 sene önce 6 bin lira promosyon aldı. Şimdi 2 sene geçtiği için zaten 4 bin lirayı hak etmiş olacak. Kalan 2 bin lira da son senenin parası kendi çıkacağı bankaya ödeyerek başka bankaya geçebilir. Eğer aynı bankada güncellemek isterse yeni promosyon rakamları üzerinden hakkını alır. O 2 bin lirayı da kesilir, mahsuplaşma yapılır. Yani tek şart emeklilerin maaş aldığı bankaya ya da geçecekleri diğer bankaya güncelleme başvurusu yapması. Promosyonları sadece parasal rakamlara bakarak değiştirmeyin. Tabii ki daha yüksek parayı tercih edebilirler ama aynı zamanda hizmetlere de bakmayı unutmasınlar.